Yüksel, bu videoda sadece Kürt arkadaşlara hitap etmek istiyorum, Kürt kardeşlerime. Ben çoktandır Türkiye'de değilim. Bir Kürt olarak benden çok daha fazla eziyet çekmiş insanlar vardır Türkiye'de, Irak'ta. Ailesinin birçok neferini kaybetmiş olanlar vardır. Ben ama belli bir derece payımı aldım, zulüm olarak, ana lisanımı unutmuş olarak ve cezaevinde Müslümanlığıma ek olarak aynı zamanda Kürt olduğum için işkence görerek, hatta kardeşimin katilleri, Metin'in katilleri olan ülkücü İhsan Barutçu, şu anda milletvekili, o ve Ali Bilir'le aynı koğuşa kondum. Özellikle bana şey etsinler diye, zulmetsinler diye. Orada işte bana baskı yapıp şahitlerin, görgü tanıkları birkaç düzine arkadaş vardı Fatih Camisi'nin avlusunda 23 Şubat 1979 tarihi. Benim yolumda onlara baskı yaptırıp tanıklığı şey etsinler diye, etkilesinler diye beni oraya koymuşlardı. Özellikle yani ta yukarıdan. Beni öldürmek istediler orada. Hatta bir arkadaşım Ebubekir Doğan, Edebiyat Fakültesi mezunu, hali hayatta. O arkadaşı ben sanıp şişlediler. Neyse, yani belli sıkıntılardan geçtim ve Kürt sorunuyla direkt olarak ilgilenmese de Amerika'ya geldikten sonra da Kürt sorunuyla ilgili güzel bir makale yazdım. Birkaç makale, hukuki makale, hatta Amerika'nın üniversitelerinden birisinde yayınlandı. Ve hatta bir sempozyum, uluslararası bir sempozyumda konu edildi. Fena, bunu niye söylüyorum? Ben Türkiye'de hem Türkler hem de Kürtler arasında birçok arkadaşım var. Her iki ulus içerisinde çok iyi insanlar var. Bu iki ulus arasındaki kavganın, zulmün bitmesini isteyen birisiyim. Resmi devletin zulmün, devlet değişince inşallah halklar birbiriyle barışık içerisinde olur diyorum. Ve Kürtlerin haklarını hiçbir sansür yapmadan, hislerini, duygularını bir Kürt olarak ama bir insan olarak, bir Müslüman olarak adaletten şaşmamaya gayret ederek dile getirmeye çalışıyorum birkaç videoda. Daha önce Fethullah Gülen'e, Tayyip Erdoğan'a ve Bülent Arınç'a yönelik hitaplarımda, video hitaplarımda dikkat ederseniz bütün samimiyetimle dile getirdim. Ben fikri özgür bir insanım. Her gazetede yazabilirim. Eğer her insanla görüşürüm, yani düşmanımla bile görüşürüm. Ancak beni şu anda en çok üzen şeylerden birisi, Kürtlerin arasında da çok faşistlerin çıkması. Eskiden o kadar yoktu ama şu anda Türklerin arasında faşistlerin sayısında artma oluyor. İşin ilginci, Türk faşizmi şu anda Kürt faşizmine, Kürtlerin arasında ırkçı bir zihniyetin oluşmasına da vesile oldu. Ben illa Türkleri de suçlamıyorum. Ben yani zulme görmüş insanın illa zalim olması gerekmez. Ben o kadar işkence, zulüm çektim. Hem devletten hem de beni mürted olarak bilenlerden. Ama hiç kin duymuyorum. Demek ki mümkündür kin duymamak, mümkündür barış istemek, insanlığı ön plana, mümkündür insanları hepsini renginden veya da dilinden, ırkından dolayı aynı kategoriye koymamak. Maalesef şu anda bazı Kürt arkadaşlar benim bazı yazdıklarıma gösterdikleri tepki, anlıyorum ki müthiş bir ırkçılık var bazı Kürt arkadaşlar arasında. Türklere kardeş demiyoruz diyorlar. Bunu bir anlık bir tepki olarak görebiliyorum. Hani biri insan Allah diyor zulüm altındaysa kötü kelime bile kullanabilir. Hani bir ara duygunun etkisiyle bunu anlayabiliyorum. Ama bakıyorum ki yani ani bir feveranla, duygusal bir çığlık olarak söylenmiş şeyden öte biraz şey edilmiş, yani sistematize edilmiş bir faşizm, bir ırkçılık var şu anda. Bir arkadaş diyor ki İşte Türkçe diye bir dil yok, Türkçe'de insan kelimesi yok, şu yok, bu yok diye Türkçe'yi kötülemeye çalışıyor. Ben şeyi, nef'i örnek verip de Osmanlıca'yı eleştirirken, yani Türkçe'nin
kelime sayısını eleştirirken ben aslında Türkçe dilini eleştirmiyordum. Her dil birbirinden kelimeler alır. Benim eleştirdiğim bir dili medeniyet dini gören, diğer dini medeniyet görmeyen zihniyetti. O zihniyetin çelişkisini ortaya koymak için. Yani dillerin hepsi incelersen bir ağacın dalları gibi bir köke gider. Zaten diller gruplar halinde. Linguistler bunu gruplara ayırırlar. Her birisi belli bir daldan geliyor. Dallar da bir ağacın gövdesine, o da bir kökü bir insan. Aynı insanlar nasıl Adem Hava denilen halife, yani daha önceki neslin yeryüzünde evrim yoluyla oluşan, daha önceki nesli izleyen Homo sapien'den türemişsek, gelmişsek Allah'ın kurduğu bir sistem ile, aynı şekilde diller de hepsi temel bir dilden kaynaklanıyor ve zaten mantığa dayanıyor. Yani bu hardware olarak bizim genetik yapımızda var. Bunu zaten Noam Chomsky çok daha önceden tahmin etmişti ve sonradan bilimsel araştırmalar dilin matematiksel ve mantıki bir temeli olduğunu ortaya koydu. Böyle olunca bazı arkadaşların tutup da Kürtlerin karşı ırkçılık yapması, bütün Türkleri suçlaması ve hatta kardeş olarak görmemesi, Türkçe'ye hakaret etmesi ve hatta tutup da efendim işte biz Sümerleri kullan, biz Babilleri efendim, İbrahim peygamber Kürt'tü, işte bütün işte ondan sonraki peygamberler de aslında Kürt'tü, Arapçanın işte yüzde kaçı aslında Kürtçedir, Kürtçe asıl dildir, Kürtçe asıl etnik gruptur gibi iddialar yapıyor. Benim cevabım şu. İsterse Kürtçe dünyanın en zengin dili olsun. İsterse bütün peygamberler Kürtlerden gelsin. İsterse bütün mucitler Kürtlerin arasından çıksın. Hiç umurumda değil. Ben ölülerle övünen, ölülerle, geçmişle, atalarımla övünen bir insan değilim. Böyle insanların aslında çok basit, hatta çok tehlikeli, bazen de çok alçak olduklarını görüyoruz. Genellikle atalarıyla övünen insanların. Benim eğer bir Kürt olarak övüneceğim bir şey varsa, valla Kürtlükle övünmeyi zaten çelişki buluyorum. Türklükle övünmeyi de aynı şekilde. Sadece bir sevdiğim bir şeydir. Ama övünç konusu değil. Övüneceğim bir şey varsa eğer bir Kürt olarak Türkiye'de doğmuş, Amerika'da yaşayan bir Kürt olarak erdemli olmak benim için önemlidir. Benim amacım odur. Beni iyi insan yapacak, hem bu dünyamda beni mutlu, hem de ahiretimde mutlu kılacak şey erdemli bir insan olmak. Barışçı olmak, adaleti istemek bütün insanlar için, başka insanların özgürlüğüne saygı duymak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek budur. Bunun ötesinde bu tür ırkçı, atalarını, ecdatlarını abartan, Türkler de bir ara işte bütün diller Türkçeden gelmedir falan filan, İşte Kızılderililer Türktür, falanca Türktür, bütün dünya Türktür falan gibi iddialar. Yani sen tutuyorsun, düşman bellediğinin aynısının tıpkısı oluyorsun. Aynaya bak. Yazık. Benim bu tür Kürtlerle hiçbir ilişkim yoktur. Tutup da efendim, Türkçülerin, faşistlerin yöntemlerini aynen kopya eden, onların ilkel tavırlarını, saçma sapan iddialarını Türkçe yerine Kürtçe yerleştirerek Kürtçülük, Kürt ırkçılığı yapanlar bence sadece insanlığa değil, aynı zamanda Kürtlere de en büyük zararı vereceklerdir. Yarın bir Kürt devleti oluşturulsa bu arkadaşların kafa yapısı, bu arkadaşların iddiaları, kültürleri, efendim nedir, umutlarıyla yarın bir Kürt devleti olsa, o Kürt devleti bizim eleştirdiğimiz
TC'nin yaptıklarından daha fazlasını veya bir benzerini oradaki Türkmenlere ve Araplara uygulayacaktır. Ve de İsrail'in Filistinlere uyguladığının benzerini yapacaktır. Böyle bir Kürt devletinde kesinlikle yaşamak istemem. Ben bir insan olarak, özgür olarak yaşamak isterim. Ne bir Kürt, zalim bir Kürt tarafından, bir ağa tarafından zulmedilmek, ne de bir Türk tarafından zulmedilmek isterim. Onun için Kürt arkadaşlarıma benim şeyimdir, uyarımdır. Eğer siz gerçekten de ırkçılıktan zarar görmüşseniz, buna tepki olarak ırkçı olamazsınız. Kendinize ihanet etmiş olursunuz. Bu konuda hayatlarını kaybedenlere ihanet etmiş olursunuz. Düşmanınıza benzeyerek siz kesinlikle başarıya ulaşamazsınız. Hem bu dünyada lanete uğrarsınız, bu dünyada felaketli bir yaşama maruz kalırsınız, hem de ebedi hayatınızı mahvedersiniz. Onun için çağrım şu, Kürtler ve Türkler, birbirinizi eşit olarak kabul edin, birbirinizi sevgiyle, barışla, inşallah bu iki aşırı grubun oluşturduğu savaş, kavga, kan akıtma, ırkçılık, bu ortamı değiştirelim inşallah. Doğruyu söylemek bazen kolay değil. Yani ben hep sürekli maalesef bunun kurbanı oldum. Tarih boyunca doğruyu söyleyenler maalesef çoğunluk tarafından reddediliyor ama umurumda değil. Çünkü ebedi hayatım doğru için, adalet için sesimi yükseltmek ve onun için durmaktır inşallah. Ama değişebilir. İnşallah Kürt arkadaşlarıma davetim şu. Lütfen şeytan, size soldan sağdan yanaşan şeytanın şerrinden Allah'a sığının ve kesinlikle Kürt ırkçısı, Kürt faşisti olmayın. Selamun aleyküm. Teşekkür ederim.